Paneli erişim sağladıktan sonra karşınıza genel yerler çıkıyor. Bu alana entegrasyon yapacağınız pazar yerlerinin API bilgilerini ve entegrasyon için size verilen lisans kodunuzu girmeniz gerekli. Bu bilgileri sisteme girince, ayarları kaydet seçiminden sonra otomatik olarak ilgili pazar yerinin sekmesi aktif hale gelmektedir. N11 API bilgileri, lisans kodu, müşteri temsilciniz veya destek ekiplerimiz tarafından N11 için size yollanan lisans kodudur. N11 API key ve secret key ise N11 tarafından size verilen bilgilerdir. Gitti gidiyor API bilgileri, lisans kodu yeni müşteri temsilcilerimiz ya da destek ekiplerimiz tarafından size iletilen lisans kodunuzdur. Diğer kısımlar gitti gidiyordan temin edilebilir. Hepsi burada API bilgileri ise lisans kodu yeni müşteri temsilciniz veya destek ekiplerimiz tarafından hepsi burada için size verilen lisans kodudur. Merchant ID kısmı ise hepsi buradan alınmaktadır. Komisyon tipi, hepsi burada yaptırılacak ürünlere ek komisyon eklemek istediğiniz zaman seçebileceğiniz komisyon tipleridir. Komisyon değeri ise komisyon tipine bağlı olarak seçilen modüle göre gireceğiniz değerdir. Fiyat türü admin panelinizdeki fiyat türleridir. Aktarılacak ürünlerdeki fiyat türünü niteler. Kargo süresi ise siparişlerin gönderim süresidir. Lisans kodu her pazar yeri için farklılık göstermektedir. Otomatik güncelleme ayarları ise entegrasyon programının güncellemeleri otomatik olarak yapmasını istediğiniz ayarlardır. Güncelleme süresi, aktarımlardan sonra güncellemenin hangi aralıklarla yapılmasını istiyorsanız süreyi ona göre belirleyebilirsiniz. Örneğin 2 dakikada bir güncellensin gibi ya da 10 dakikada bir güncellensin gibi. Sipariş saat aralığı, pazar yerlerindeki güncel siparişleri kontrol edilecek saat aralığıdır. Yani son 24 saatteki siparişleri kontrol etmek için bu alanı 24 yazmak yeterlidir. Bu saat aralığını istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Kargo ID ise admin panelinizde yer alan kargo yönetimindeki ilgili kargonun ID'sidir. Birden fazla kargo firması ile çalışıyorsanız siparişlerin gönderileceği kargo firmasının ID'sini girmeniz yeterlidir. Tek bir ID yazılmaktadır. Bilgileri girdikten sonra kaydet seçimine devam edebilirsiniz. Daha önceden yapılmış olan bir eşleştirme modeli görüyorsunuz. Yeni bir eşleştirme için eşleştirme yapıp devam edebilirsiniz. Ürünleri aktar diyerek de var olan eşleştirilen kategorideki ürünleri N11'e aktarabilirsiniz. Yeni bir eşleştirme yapıp devam edelim. Sitenizden N11 aktarım için TGMAX kategorili listeleriyle devam edebilirsiniz. N11 aktarım yapmak istediğiniz TGMAX kategorisini ardından N11 kategorileri listeli seçeneğini seçerek listeleyin ve ürünleri aktarmak istediğiniz kategorilerin seçimlerini yapın. Alt kategoriler varsa mutlaka alt kategorileri seçmeniz gereklidir. Marka alanları zorunlu alanlardır. Fiyat türü admin panelinizde olan fiyat türüdür. Kargo şablonu N11'deki panelde yer alan kargo şablonudur. Bu da yine zorunlu bir alandır. Komisyon tipi ve değeri N11'deki fiyatı değiştirmek için kullanacağınız komisyon tipi ve değeridir. N11'deki ürünlere ek komisyon eklemek için bu alanı kullanabilirsiniz. Zorunlu bir alan değildir. Kargo süresi siparişlerin gönderim süresidir. Eşleştirme kaydedildi. Yeni bir eşleştirme yaparak devam edebilirsiniz. Eşleştirme yaptığımız kategori
ilgili alana geldi. N11 eşleştirme tanımları paneline. Buradan ürünleri aktar diyerek ilgili kategorilerin eşleştirmelerini N11 paneline aktarabilirsiniz. Eşleştirme yap seçeneği ile yeni bir eşleştirme modeline geçebilirsiniz. Eşleştirme esnasında veya ürünleri aktarma esnasında herhangi bir hatayla karşılaşmanız durumunda hatanın nedenini belirten ek bir pencere açılarak sistem tarafından bilgilendirme sağlanacaktır. Otomatik güncelleme ayarları ise genel ayarlar kısmındaki ayarlarınızı bağlı olarak otomatik olarak aktarılan siparişler ve ürünleri nitelemektedir. Herhangi bir aktarma durumunda, hata almanız durumunda aktarılan siparişler kısmında sipariş numarası, platform, hata mesajı ve tarih ile beraber detayları da bu kısımdan görebileceksiniz. Program açık kaldığı sürece otomatik aktarım ve güncelleme ayarları genel ayarlar kısmındaki otomatik güncelleme ayarlarına bağlı olarak yapılmaktadır. Ürünleri aktardıktan sonra N11'deki panelinizden işlemleri kontrol ederek aktarım işlemini tamamlayabilirsiniz.